7 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Eski bir öyküye göre kıyamet kopmaya yakın o zamana kadar deniz dibinde saklanmış 9 aklı yeryüzüne çıkarmış. Dokuzu da fırtına gibi atlara binmiş 9 ölümcül kişi. Savaşa daldıklarında önlerinde krallar bile duramazmış. Canlı cansız her şey korkuyla titrermiş onları görünce. Son hesabı onlar görür, alçakların cezasını onlar kesermiş. Kıyamet koptuğunda 9 atlı. 9 atlı. Onların arasında ben de vardım. Ben Okan Demirkır. Ama yine de kendi öyküme ölerek başlayacağımı bilemezdim elbette. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın Orhan. Lan kime diyeyim lan ben? Kalk lan kalk. Gevşeksin oğlum sen. Gevşeksin anam babam. Kır bu. Oğlum düşman seyirtti geliyor lan. Kalkman lazım Orhan. Öldün mü lan? He? Öldün. Ben de helvanı kavuruyor. Vallahi bak şuradan dürtmeye bir koydun mu keşke öleydim dersin. Oğlum kalk lan Orhan. Gel. Kalk lan kalk. Bak kardeşim. Bak Orhan. Bak kardeşim, kendine gelmen lazım. Tamam mı? Bak, düşman geldi, kapımıza dayandı. İkimizi de öldürteceksin. Tamam, duydun mu? Ama hala sıcak lan. Lan oğlum, bizim kanımızı akıtmak için and içmiş 20-30 tane. Sen hala mermi mıncıklıyorsun ya. Kalk oğlum, kalk. Oğlum kendine gel. Tamam, toparlan. Toparlan, tamam bak. Oğlum, Orhan. Okan, benim adım Okan. Orhan. Orhan. Baba zihinli Orhan. Oğlum bak adamlar geliyor bu şerefsizler. Çık geç geç. Kaç. Babuş bırakmıyor kardeş. Tamam mı? Sonuna kadar gidiyor. Duydun mu beni Orhan? Sonuna kadar gideceğiz kardeş. Babuş bırakmıyor. Mermimiz azaldı. Tamam. Bak. Ona kadar sal, bir el ateşe, tamam mı? O da adamı görür sana. Bak sakın ha, mermiyi boşa yakma ha. Vallahi bak bizi burada dişine dömerler. Mermiyi boşa harcamak yok. Tamam mı? Hadi o, mermi boşa harcama. Messi? Messi nerede lan? Lan köpek nerede, kurban olduğum? Lan Messi, neredesin lan? Messi, gel 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 gel. Şaşır. Gel kurban olduğum, gel. Gel, 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 gel. Neredesin kardeşim? Gel! Tel. Sen sus. Amire kas. Aferin! Çar. Messi! Lan oğlum, neredesin lan? Oğlum yavru olmuşsun lan. Komutanım. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Sağ olun komutanım. Önemli bir görüşme yapıyordum karanlık. Nöbetçi söylemedi mi? Helikopter Süleyman Cem eğer izin verirse iniş yapmayı deneyebileceğini söyledi komutan. Ben sana helikopter filosuyla görüşüp planlama yapma emri verdim mi?
Biliyorum komutanım. Ama orada iki adam var. Ve o iki adam daha fazla. Cem de senin gibi kaçayın teki. Ne bekliyordun ki? İnmeyi deneyecekmiş. Komutanım, o iki çocuk... O iki askerin ne durumda olduğunu biliyorum yüzbaşı. Ama durum böyleyken, görüş mesafesi 3 metre bile yokken... ...hava şartları bu durumdayken ben helikopter kaldıramam. O iki askeri kurtarırken 10 askerimi daha ateşe atmak olur bu. Bunu en iyi sen biliyorsun. Komutanım, izin verin. Ben kendi timimle gideyim. Bunun için zaman var mı Karanlık? O araziyi aşıp onlara ulaşmak kaç saat, kaç gün sürer? Bilmiyor musun sen bunu? Bundan nefret ediyorum. Ne dedin sen yüzbaşı? Yüzbaşı, görüşme bitmiştir. Görüşme bitmiştir dedim Karanlık. Yüzbaşım yapma! Komutanım çekil! Yapmayın komutanım! Abi! Batur! İşine bak! Komutanım hadi durmayalım burada, içeri gidelim. O çocuklar orada kaldı Ercan. O çocuklar orada, cehennemin önünde. Ben buradayım Ercan! Komutanım biliyorum. Ama azıcık sabır. Az sabır komutanım. Son. Kaç tane var bilmiyorum. Vallahi benimki de bitti bitecek kardeş. Nasıl çıkacağız lan buradan? Oğlum sen var ya, sen benim ortağımsın oğlum. Sen bir tanesin. Sana it diyenin dili kopsun. Sen aslansın, aslan. Ha benimlesin. Ha benim kuçum. Aslanım benim. Yaşar ne yapıyorsun oğlum? Köpekle oynamanın sırası mı lan? Ne yapıyorsun? Oha, o köpek dediğin... Kadrolu mayın tarama, arama kurtarma, bomba imha uzmanı. Lafımızı bilekle konuşan kardeş. Ya oğlum ne saçmalıyorsun? Oyun oynamanın sırası mı lan şimdi? Oha, fidanlıkta 2 tane deniyor var, tamam mı? Önce onları indireceğiz, hadi kardeş. Oğlum mermin bitti diyorum, sen anlamıyor musun beni? Ya kardeşim bana güven ya, güven. Haydi. Yaşar, Türkçe konuşuyorum oğlum, Türkçe. Mühimmat bitti. Bitti. Ya benim kral arkadaşım, benim canım arkadaşım. Ya bir kere beni dinle, bir kere dinle ya. İyi be tamam. Cenazemi sen kaldırırsın, ne yapıyoruz söyle. O 2 deniyo var ya, onu indireceğiz. Gerisi kardeşine bırak. Hazır. Şimdi. Messi, sıra sende oğlum. Haydi, haydi göreyim seni. Haydi oğlum, haydi. Haydi, hovardalığı bırak oğlum. Haydi, haydi Messi. Oğlum manyak mısın? Bıraksana hayvanı. Ne oynuyorsun hayvanı? Ya bir sus ya. Messi, istiyorsun değil mi kardeşim? Kim istemez? Tas kebabı, mis gibi. Ağzına layık. Tam istediğinden, tamam. Bak, ödül maması finoların işidir. Benim Messi kardeşim kebap yiyecek. Hele hele. Haydi, tut getir. Haydi benim oğlum. Tut, kıs 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 kıs. Haydi. Öldürteceksin hepimizi. Köpeği niye gönderiyorsun oğlum? Vuracaklar hayvanı. Gecenin körü. Gidecek bir yer kalmamış. 50.000 tane herif var belki orada. Ne yapıyorsun oğlum? Köpekle getir götür oynanır mı lan? Manyak mısın oğlum sen? Ruh hastası mısın? Çok hayır. Yakışıyor mu Okan Bey? Lan sus! Ya bittik oğlum, biz bittik ya. Helikopter gelemez. Anlatayım da sen en az 3 gün, 3 saat. Neyse artık. Ya oğlum, ay şansım ha. Ya burada ölüp gideceğiz oğlum. Bana bak lan. Ben burada ölürsem, sen sağ çıkarsan ki bence öyle olacak. Şanslı herifsin sen. Sağda solda sakın öyle, Okan benim şöyle arkadaşım, böyle candaşım falan sakın ha. Vururum ağzına sakın. Diyeceksin, diyeceksin ki, ben diyeceksin çatışmaya girdim, can arkadaşımı da oraya soktum, köpekle getir götür oynuyordum, tamam? Tamam. Ya burada ölüp gideceğim, hayatımın son anının son şahidi sensin Yaşar. Sen ve senin manyak köpeğin. Tebrik ederim sizi. Wow.
Vessi! Lan! Lan köpek! Ya ne diyordun balım? Nasıl lan? Nasıl? Bak Orhan, artık iki tane şarjör, bir tane tüfeğimiz var. Ne diyorsun bu işe Orhan Bey? Bir şey demiyorum, nasıl? Oyuncuyuz oğlum biz. Oyuncu, köpeğin dilinden anlarız. Aslanım benim lan. Dur hele bak, dur. Aslan Messi. Al bakalım, bir güzel ye. Ben onu eğitmişim oğlum. Karşı mevziden her silah çalışında ona bir kutu konserve, olayımız bu. Sen var ya, sen benim en iyi... Lan dur! Lan oğlum, ne yapıyorsun ya Okan? Ya sen ne kadar cıvık bir adamsın ya, Allah Allah. Siz var ya, siz benim her şeyimsiniz oğlum. Arjantin'in gururu sensin, Messi. Aslan oğlum ben. Aslan artık. Saat 5:30'dan sonra yağmur dinmeye başladı. O gece cehennem gibi geçti. Ama o cehennemde gerçek bir mucize yaşadık. Messi. Messi sabaha kadar tam 6 kez düşman mevzilerine sızıp bize mühimmat ve silah getirdi. Ve Messi sabaha kadar ödül olarak 3 kutu ton balığı, 2 etli sarma ve 1 kutu tas kebabı aldı. Helikopterimiz göründüğünde üçümüzün de pili bitmişti. Ama yaşıyorduk. Grup gelmeden çıkıyoruz buradan. Yiğit Boran, grubu atın çarptır. Hadi beyler, acele, hadi! Yaşar! Okan! Yaşıyorlar. Şükürler olsun, yaşıyorlar. Koruyun. Çok şükür. Yaralandınız mı oğlum? Ha? İyi misiniz? İyiyiz komutanım. Sağ olun. İyiyiz komutanım.
Kalabalık bir terörist grubu geliyor beyler. Hemen buradan çıkmamız lazım. Hemen. Hadi. Çık. Gel. Çık. Sol kanat, Timur, sağ kanat. Ercan, taciz. Orhan. Karanlık içeride. Karanlık içeride Tim. Ateş kes. Tekrar ediyorum. Karanlık içeride, ateş kes. Boran, Timur, saat 9 yönü sıcak temas. Boran, Timur, tekrarlıyorum, saat 9 yönü sıcak temas. Beni koruyun! Sinan! Sinan! Sinan vuruldu. Boran, koru bizi! İyi misin? Sinan! Sinan'ı hemen oradan alın! Sinan! İyi misin aslanım? Omzum komutanım. Omzumu deldiler. Burası temiz. Mevzileri bırakın. Herkes helikoptere. Herkes. Mesih. Gel oğlum gel. Hadi oğlum gidiyoruz ya. Sinan'ım hadi. Gözünü seveyim hadi. Bir, iki, üç. Haydi. Mesih oğlum hovardaların sırası değil lan. Hadi oğlum haydi. Gel benim aslanım. Lan oğlum vallahi küple gibisin ha. Vallahi. Tabii yedin o kadar konserveyi. Pis boğaz seni almış. Aşk gözlüsün. Hadi! Hadi, hadi, hadi! Hadi! Biz koruma atışına devam et. Devam et. Hadi, hadi! 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 Bir! Bir! Hadi! Ah Sinan! Ah. İyi misin aslanım? İyi misin? İyiyiz komutanım. İyiyiz. İyiyiz aslanım. İyiyiz. Kurşun deyip geçmiş komutanım. İyi sayılır. Kurban oldum. Messi. Yapma kurban oldum. Bak biz seninle cehennemden çıktık. Kurban oldum yapma. Yapma Messi bak biz seninle cehennemden çıktık. Komutanım bak, buraya geldik. Bak, bırak yarasına baksınlar. Ne olursun bırak Messi yapma baksınlar. Bak buraya bırak. Kadar geldik. Komutanım bir şey yapar. Tamam. Komutanım ne olursunuz Messi dayan. Dayan benim candaşım benim kardeşim. Ne olursun Messi lütfen dayan. Dayan kardeşim benim. Ah Messi benim Messi. Dayan kardeşim benim canım kardeşim. Messi benim kardeşim benim can kardeşim Messi benim. Ne olursun bırakma beni. Ne olursun beni bırakma Messi.
Oha! Bazı şeyleri anlatamazsın. Anlatmak istesen de olmaz. Silah arkadaşımız Messi, Yaşar'ın kucağında uslu uslu can verirken, candaşım ve ben o sabah ilk defa yaşadığımıza, hayatta kaldığımıza pişman olduk. Kahraman can yoldaşımız ölürken, biz bir kez daha kefeni yırtmıştık. Olursun beni bırakma Messi. Elimizden hiçbir şey gelmeden, boğazımızda yumruk gibi bir şeyle o helikopterin içinde göğe uçup giden güzelim Messi'nin ardından baktık kaldık. Yüzbaşım nasılsın? Sağ olun komutan. Otur. Emir geldi. Yasal altyapı nihayet hazır. Başlıyoruz. Anlaşıldı komutan. Yazılı emir Tugay komutanlığına geçildi. Bir an önce Ankara'ya intikal et. Emredersiniz komutanım. Ancak... Ancak? Aylardır üstünde çalıştığım bir operasyon var. Sizden bunun için 48 saat daha izin isteyeceğim. Peki, uzamasın ama. Emredersiniz komutanım. Eksik iki personelle ilgili ne yaptın? Onlar tamam komutanım. İki sözleşmeli er. İkisi de olağanüstü komutanım. Yalnız bu mevzuata aykırı olur yüzbaşım. Yönetmelik sadece subay ve az subaylardan oluşabileceğini söyledi. Bunu biliyorsun. Komutanım size arz edeceğim ve öyle sanıyorum ki bana hak vereceksiniz. İnanın bana bu iki sözleşmeli er olağanüstü. Anlaşıldı yüzbaşım. Sağ olun komutanım. Otur. Son görevinde dikkatli olmanı istiyorum, tamam. Ankara'ya sağ salim dön. Emredersiniz komutanım. Uğurlar ola benim küçük arkadaşım. Güle güle Messi. Güle güle can kardeşim. Gel! Oğlum operasyonda ölmedi mi o? Ha komutanım. Niye selam durmuyorsunuz? Rahat! Hazır ol! Dikkat! Kimi köpek var, vatan için ölür. Kimi sözde insan var, kemik peşinde koşar. Güle güle Messi. Güle güle aslan parçası. Rahat. Silin gözyaşlarınızı. Ağlamaya devam mı? Yoksa yeni görevler alacak mısınız? Emredersiniz komutanım.
Bu sefer öyle değil. Rızanız olması lazım. Gönüllü olmalısınız. Eğer aksi olursa size gücenmem. Emredersiniz komutanım. Güzel. O zaman hazırlıklarınızı yapın. Ankara'ya gidiyoruz. Türk dünyası acil müdahale timinde görev alacaksınız. Emredersiniz komutanım. Yaşar. Emret komutan. Sen neden bir şey söylemiyorsun? Gidek komutan. Gidek. Ben zaten burada yapamam komutan. Karargâhta durmadan Messi'nin mezarını görürüm. Durduk yere ağlayacağım gelir. Gidek komutan. Gidek. Nasibimiz nereyse oraya gidek. Seninle değil miyik ki? Nereye olsa gidelim. Yalnız komutanım. Ne oldu? Benim anamı da Ankara'ya götürmem lazımdır. Benden başka kimsesi yoktur komutanım. Hallederiz. Anneme güzel bir yer ayarlarız. Gidek bakalım Yaşar. Çay ocağına gidek. Haydi. Emredin komutanım. Ne durumdasınız albayım? Yaklaşık 20 dakika sonra oradayız komutanım. Şimdilik hiçbir problem yok. Anladım. Tim'in intikalinde bir sorun yaşamayalım da. Zaten vaziyet acil bir hal aldı. Fazla da vaktimiz kalmadı. Hiçbir sorun yok komutanım. Plana bağlı ilerliyoruz. Karanlık yüzbaşı ne alemde, geldiler mi? Karanlık yüzbaşı ile yaklaşık bir saat önce konuştum komutanım. 48 saat içinde Ankara'da tekmil verecek. Bir gecikme yaşamayalım da. Albay, ilk durağınız neresiydi? Şuşa'ya gidiyoruz komutanım. Oradan Fuzuli'ye geçeceğiz. Anladım. İyi yolculuklar albay. Sağ olun komutanım. Evet. Pekin albay. Herkesin parmağı bu bölgeyi kaşıyor. Herkesin eli tam bu noktada. Tim'in ilk görev yeri burası mı olacak komutanım? Doğrudur albay. Görev yerimiz bu nokta. Ne dersin? Tam karanlık yüzbaşıya göre bir vazife değil mi? Doğrudur komutanım. Albay, siz bölge hakkında detaylı çalışmaya devam edin. Emredersiniz komutanım. Anneciğim. Uyandırdın mı oğlum? Yok anne, yok, uyumadım henüz. Ne oldu? He Batur oğlum. Bak şu gece kuşu işinden vazgeç be çocuğum. Sağlığa çok zararlı diyorlar. Geçen televizyona bir doktor çıktı, anlattı da tüylerim diken diken oldu. Uykusuz kalma bak. Misal böyle 10 gibi yat, uyu, dinlen. Tamam tamam anne, merak etme sen. Ben dikkat ederim. Yakınlarda gelecek misin? Bak deden de ben de çok özledik. Selam söyle benim yıldızlı oğluma. Deden de çok özlemişti. Yıldızlı oğluma selam söyle diyor deden. Anne vallahi bizim işleri biliyorsun ya. Tuncay da aramadı hiç. İnsan bir arar. Bak ararsa söyle, annem kulaklarını çekecekmiş de. Vallahi ikiniz de gözümde tutuyorsunuz be evladım. Sözüm ona, iki tane oğlum var. Yüzünüzü gören cennettik. Batur kapatma çocuğum, şarja takacağım. İçeride dur, iki dakika bekle. Anneciğim tamam tamam, müsaitim ben, beklerim, merak etme sen. Bekliyorum. Uf.
çocuğum? Gelecek misin yakınlarda? Anne vallahi. Bu aralar zor. Ama ilk fırsatta söz. Tamam yavrum. Tamam kuzum. Bak buralardan bir şey istiyorsan deden kargoya versin. Yok yok anne, burada her şeyimiz var, merak etme sen. Dedemin de ellerinden öpüyorum. Biz de senin gözlerinden öperiz yavrum. Allah'a emanet ol. Gel. Sen de çok selam söyle. Tamam anneciğim. Anneciğim tamam. Komutanım, akşam sizi kaçta kaldırsınlar komutanım? 9 iyi midir? 9 iyidir ya Ercan. Onda helikopter bizi atar. 2 saat tırmanış desen. İşte gece 1-2 gibi çökeriz biz mevzuya. Ne diyorsun? Vallahi pek iyi diyemiyorum komutanım. Yani bu uyku düzeniyle nasıl olacak bilmiyorum. Ya bütün gün uyuyorsun, bütün gece dolaşıyorsun. Bak doktorlar da çok sağlığa zararlı diyorlar yani. Bilmiyorum komutanım vallahi. Annem iki. Annem? Annem diyorum. Ercan Başçavuş'um. Koca Ercan Başçavuş gelmiş buraya annem gibi konuşuyor. Abi komutanım yani annelerimizin yeri ayrı. Gölgeleri üstümüze olsun yeter de. Hani tamam. Peki operasyon için ekstra bir emriniz var mı? Elimizde uzun namlu ne varsa alalım Ercan. Bu herifler eşkıyanın kaymak tabakası, öyle her zaman kafasını çıkartmazlar. İş uzaktan bitecek belli ki. Emredersin komutanım. Ercan. Komutanım. Ankara için hazırlıkların tamam mı? Ben hazırım komutanım. Gerçi arkadaşlarla ufak bir heyecan yapmadık değil yani. Merak ediyoruz nasıl olacak diye. Allah Allah. İyi olacak. İyi olacak başçavuşum. Allah rahatlık versin komutanım. Biz de heyecanla gözledik Tomis albayım. Türkiye'nin bu işe öncülük etmesi çok yaşlı oldu. Ümit ederim ki kısa zamanda daha da büyür. Biz de omuz veririk. Türkiye bu sayede rahat bir soluk alabilir. Alacak albayım, hiç kuşkunuz olmasın. Nahçıvan Seddi'ne geçen de dikkatli olun Tomis albayım. Malum, karışık. Merak etmeyin albayım, sağ olun. Allah'a ısmarladık arkadaşlar. Çok iyi oldu ha Murat Üsteğmen'im. Evet komutanım. Şuşa'da Fuzuli'de çok iyi geçti. Asıl büyük iş şimdi bizi bekliyor. Hayrola? Siz ne yapıyorsunuz burada? Lan oğlum komutan size izinlisiniz demedi mi? Dedi de. Ne? Biz şey yaptık. Ne yaptın? Oğlum konuşsanıza. Aha! Karanlık yüzbaşı geliyor. Kan! Merhaba Tim. Sağ ol. Ercan Başçavuş'um. Komutanım, bu ikisi izinli değil miydi? Bırak gelsinler başçavuşum. Çivi çiviyi söker. Oha, yırttık.
Beni rahat da dinle. Şu andan itibaren iç ve dış iletişim yok. Takım, taklavat, teçhizat, mühimmat eksiği istemiyorum. Helikopter bizi salladıktan sonra sıkı yürüyeceğiz ona göre. Ama tam kamuflaj. Kuş gibi olacağız. Sessiz. Anlaşıldı mı? Bana bakın. Tip. Büyük kelle diyorum. Öyle orta boy, küçük, bilmem ne. Böyle şeyler konuşmuyorum. Büyük kelle diyorum. Herkes ona göre. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Güzel. Gidelim. Hadi herkes hazırlansın. Haydi. Hadi. Hadi. Yiğit. Karanlığı al. Emredersiniz komutanım. Uçak Sabah'ın ateşi komutanım kuyruk isabet aldı. Neredeyiz biz şu an? Nahçıvan Karabağ koridorunda komutanım. Neredeyse sınıra sıfırız. Kahretsin burası hiç iyi bir yer değil. Kontrolünü kaybettik komutanım. Elimden geleni yapıyorum. Komutanım düşüyoruz. İttifak kaybediyoruz. Komutanım, uçuş subayı çok kötü durumda. Diğer arkadaş... As subayım şu taraftalar. Ben bunları yok edene kadar oyalı onları. Haydi, haydi. Emredersiniz komutanım. Ele geçirmeyecek. Ben bize ona göre asılmayım. Ne diyorsunuz? Ateş etsinizi! Koş, 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 kaç! Kaç! Çıkmamız lazım buradan. Haydi. 3, 2, 1 Koş, koş, koş.
Komutanım, öncüler görüş teması sağladı. Adamlar orada. Güzel. Söyle adamlara, biz gelmeden soluk bile almasınlar. Emredersiniz. Sabo. Şşt. Ercan, ne yapıyorsun çocukların yanında? Pardon komutanım. Bütün listeyi de ezbere biliyorsun ha. Ay şerefsiz Behram vay. Herifi buradan alıp Süleymaniye'de bir kliniğe götürecekler eğer istihbarat doğruysa. Böbrekleri bitikmiş. Gebersin. Peki komutanım, nasıl tanıyacağız hedefi? Biraz daha sokulsak mı? Burada uzun boylu çatışmaya giremeyiz Ercan. Herifi almak için illaki araç lazım olacak. Bir iki araç gelecek. Tamam. Kargocular geldi. Başçavuşum. Anlat. Mesafe 600 metre. Tam kapı çıkışını söyle bana. Çıkış komutanım 610. 610. Rüzgar kuzeybatıdan 6 knot. Yükseliş 45 klik. Sol yana 10 klik. O zaman sağ 4 çıt, yukarı 2 çıt. Her yer karanlık. Tim, her yer karanlık. Bundan sonrası sizde beyler. Komutanım, tam kalbinden isabet. Hedef etkisiz hale getirildi. Komutanım, Behram Sobo'yu indirdik. İndirdik. Ne oluyor başçavuşum? Niye geri çekiliyor bunlar? Bizi kalabalık mı sandılar acaba? Benim burnuma pis kokular geliyor Ercan. Tim, iki kişi sırtları tutsun. Hadi. Aralıklı izlem aşağı iniyoruz. Herkes gözünü dört açsın. Kalk. Sen de kalk. Kendini tanıt. Hiç kimse. Öyle mi? Peki bu ne bayan hiç kimse? Rütbeli hanginiz? Sensin rütbeli. O zaman buna gerek yok. Hayır, hayır, dur! Bizimkiler senin adamların gibi disiplinli değiller. Görüyorsun. Bu silah o aptalındı. Ama bu aptallık iyi şeylere mal oldu değil mi? Alayım bunu. Bakalım Türk albay
Bize ne getirdi? Haydi, haydi, haydi! Ercan Başçavuş'um. Emret komutanım. EYP ya da daha yüksek bir şey olma ihtimali var. Gözünüzü dört açın. Şu adamlara da dedektörle bakın. Uzaklanmış olabilirler. Dinliyorum. Komutanını ver bana. Kimsin lan sen? Komutanım bu. Terörist. Anlat. Adımı sormayacak mısın yüzbaşı? Benim. Behram Sabu. Ne diyor bu şerefsiz? Komutanım burada bir şey var. Komutanım, buna bakmanız lazım. Bu armağanım unutma yüzbaşı. Zaten istesen de unutabileceğini sanmıyorum. Ne diyorsun lan sen? Ne oluyor Yaşar? Kılık değiştirmişler. Hadi hoşça kal yüzbaşı. Sana da iyi eğlenceler. Komutanım hayır. Ne oluyor? Hayır komutanım. Ercan çekil önümden. Hayır komutanım. Ne demek hayır? Ercan çekil önümden. Komutanım hayır. Ercan! Komutanım çekil. Hayır. Ercan çekil önümden. Komutanım çekil. Hayır. Bırak! Bırak! Ben ölüm. Vurmuşum ben. O benim kardeşim. Komutanım kimmiş? Kardeşim. Beni küleden. Allah'ımdan bulsun. Beni küleden. Can yarısı diye kardeşe derler anasının kuzusu. Ya
askeri helikopterin Ermenistan sınırının sıfır noktasına yakın bir yere düştüğü iddia edilirken 5 kişilik askeri ekipten kurtulan olup olmadığı henüz bilinmiyor. Kapatalım arkadaşlar, kapatalım şunu, kapatalım. Mesele anlaşıldı arkadaşlar. Tabii ki olayı Fransız haber ajanslarına sızdıran da onlar. Bu da bize gösteriyor ki pazarlık edecekler. Bize haliyle yapacak bir tek şey kalıyor arkadaşlar. İrtibat kurmalarını bekleyeceğiz. Yapacak var. Gir. Komutanım. Evet. Bir konuyu arz etmem gerekiyor. Şu anki krizden daha mı acil Tekin Albay? Anlaşıldı. Arkadaşlar bize bir müsaade ederseniz çıkabilirsiniz. Emredersiniz komutanım. Rahat Albay, evet. Yüzbaşı Batur Karanlık komutanım. Evet, yoksa? Hayır komutanım, kendisi iyi. Gayet iyi. Çok şükür. Ama korkunç bir tuzak kurulmuş. Karanlık Yüzbaşı'nın kardeşi de bizim istihbarat biriminde üsteğmendi biliyorsunuz. Malumumuz, evet. Kırmızı bültende aranan bir teröriste yönelik operasyon yapmışlar. Behram Sabo. Karanlık Yüzbaşı bizzat hedefe indirmiş. Ancak... Evet. Orada o kişi... kendi kardeşiymiş komutanım. Üsteğmen Tuncay Karanlık. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Hayırdır inşallah. Baba, ne oluyor? Telaş etme kızım. Anlaşılan yanlış geldiler. Ben bakarım şimdi. Hayırdır komutan? Bana benim iki tane evladım var. Hangisi? Anne lütfen. Hangisi komutan? Söyle bana. Başınız sağ olsun. Çok üzgünüm. Maalesef üsteğmen Tuncay Karanlığı şehit verdik. Ay! Ay! Güzel kuzum gitti. Tuncay. Oy kınalı kuzum. Ölüm ölüm. Sen kalk yavrum, ben ölüm. Nasıl olmuş? Vurmuşum be. Nasıl olmuş komutan, de bana. Gece yarısı bir çatışma olmuş. Sol yanım. Kuzey Irak'ta ve maalesef
Allah'ımdan. Ay yavrum nasıl kıydılar sana? Beni küleden. Allah'ımdan bulsun. Bunu yapanları bulacaksın değil mi komutan? Beni küledin. Onları bulup gömeceğiz de bana komutan. Onları yaşarken cehenneme göndereceğiz de bana komutan. Etlerini köpeklere yedireceğiz de komutan. Yavrumun kanını dökenlerin kanını akıtacağız de komutan. Siz hiç merak etmeyin. Ne gerekiyorsa yapılacak. Can yarısı diye abisini arayayım. Abisini arayayım yüzbaşı karanlık. Batur karanlık benim oğlum. Abisini arayın. Benim oğlum. Kardeşinin kanını yerde koymaz. Kardeşinin intikamını alır. Baba. Baba Batur'u ara. Baba gözünü seveyim Batur'u bul. Ona de ki anneni ağlatanları, Tunca'yı kara toprağa koyanları affetmesin babam. Can yarısı diye. Müdahale edin arkadaşlar. Koş tepiyi getir. Kaçma sayısına başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nabız kontrol et. Nabız yok. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ben onu. Yere koydum ben onu. Oğlum adam bir günde hem kardeşini hem anasını kaybetti. Ben konuşurum tamam mı? Çok şey yapmayın. Tamam. Tamam. Geliyor komik. Komutanım. Akşam üzeri uçak var. Bilet de bulduk. Gerek yok. Arabayla çok zor olur komutanım. Ercan, çekil önünden. Komutanım, karayolu çok riskli. Risk mi? Sen bana neyin riskinden bahsediyorsun Ercan Başçavuş'um? Ha? Ben aynı gün hem kardeşimi hem annemi kaybettim. Neyin riski? Ne anlatıyorsun sen? Hadi bak işine. Tamam ben kullanacağım o zaman. Ercan yeter. Komutanım ben bırak ben. Araç kullanamazsınız. Biz de sizinle geliyoruz. Yalnız gidemezsiniz. Aksini istiyorsanız silahınızı çekebilirsiniz. Oğlum hadi çekilin. Komutanım. Ya kurbanın olayım etme komutanım. Zaten gülle düştü tepemize. Bak yiyecek laf bulamıyor. Bir de sen etme komutanım. Ver anahtarı. Haydi komutanım. Çok güzel.
karanlık yüzbaşıyı hiç böyle görmemiştim. Yolun iki yanındaki dağlara bakıyor gözlerini hiç kırpmadan. Tek damla gözyaşı dökmedi. Sadece dağlara bakıyordu. Sanki yolumuzu kesseler, önümüze çıksalar mutlu olacak. Bunu onlarla savaşmak için fırsat görecek. Gözünde tek damla yaş yok. Ama biliyorum ki şimdi karanlık yüzbaşının göğsünün içinde bir bomba var. Ve o bombanın fitili çoktan ateşlendi. Ne zaman patlayacağınıysa ancak Allah bilir. Gırtlağını keselim gitsin. Hayır. Onu hayatta tutma emri aldık. Dışarı. Kapının önünde bekleyin. Seninkiler hayatta olduğuna emin olmak istiyorlar. Ama çok ümitlenme. Hep aynı nakara senin o general. Biz teröristlerle pazarlık yapmayız. Teröristmiş. Bizim tankımız bile var. Bunlar kendilerini ne zannediyor ya? Ama benim için hava hoş. Ha bir Türk subayı fazla, ha bir Türk subayı eksik. Biz söyleyeceğimizi söyledik general. Türkiye hapishanelerindeki 50 arkadaşımızın listesi önünde. Arkadaşlarımızı serbest bırakıp bize teslim edin. Albayınızı alın. Subayımla görüşmek istiyorum. Hemen, şimdi. Ses tonunuzu beğenmedim general. Ancak ben istersem onu görebilirsiniz. Hayatta olduğundan emin olmalıyım. Şimdi ya hemen onu bana gösterirsiniz ya da bu bağlantı sona erer. İşte albayınız. Albayım iyi misin? Ben iyiyim komutanım. Toprak albay. Sizi bekliyoruz. Bir an önce Ankara'da olunuz. Emrimdir. Emredersiniz komutanım. Pislik herif! Alay mı ediyorsun ha? Ankara'da buluşacaklarmış. Bak şu kadına, bak! Sence benim haberim olmadan işe mi evine girebilir mi bu? Lanet olsun! Hayalperest bir manyak. Senin ise buradan kurtulma şansın sıfır. Anlaşılan general bizim istediklerimizi vermeyecek. Düşündüm de senden başka türlü faydalanabilirim. Bilirsin.
kadınlarla pek arkadaşlık yapma şansı olmuyor insanın. Sense albay, iyi görünüyorsun. Gayet iyi. Bir kadın bana meydan okursa, bunun bazı sonuçları olur. Ve sen kadın, bunun sonuçlarına katlanacaksın. Ne oluyor? Ne olacak? Kadınla oynaşmaya başladı. Her zamanki şeyler işte. İstersen. Yaşamam. Yani beni alabileceğiniz tek bir yer var. Neresi? Burası komutanım. Ben bu sinyali açık bırakacağım. Siz takip edin. Beni buradan alırsınız. İyi ama Toprak. Kalabalık olduklarını tahmin ediyorum. Bize zaman lazım. Bu nasıl olacak? Kalabalıklar, kalabalıklar komutanım. Ama azalacaklar. Anladım albayım. Thank you.
El-Fatiha. Başınız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Sağ olun paşam. Allah size uzun ömür versin. Yüzbaşım. Başınız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Sağ olun paşam. Yüzbaşım. Bir gelirseniz şöyle. Karanlık. Evladım, acını, şokunu anlıyorum. Ama kardeşinin ölümünde senin suçun yok. Tuncay Üsteğmen mayına da basabilirdi, Isu'ya da düşürülebilirdi. Bize kahpe bir tuzak kurdular evladım. Canımızı yaktılar, bizi çok üzdüler. Tamam? Ama tetiği ben çektim komutanım. Kardeşimin göğsüne saplanan mermiyi ben ateşledim. Bunu kafamdan silemiyorum. Silemem. Biliyorum evladım, biliyorum. Yerimi zamanımı nasıl söylenir onu bilmiyorum evladım ama... Görevin ve üniforman seni bekliyor. Allah da biliyor ya, sana çok ihtiyacımız var. Ben yapamam komutanım. Kafamda, içimde bu ağırlık varken ben yapamam. Sen gene de benim söylediklerimi bir düşün yüzbaşım. Tamam. Allah sabırlar versin. Hadi evlat, bak sen buradan ayrılmasın, bu aslan parçalarına gitmeye hiç niyet yok. Yapacaksın. Bilmiyorum. Bilmiyorum dedi. Hiç
şey bilmiyorum. Bak evladım, sana teselli olsun diye söylemiyorum ama kardeşim... Ben bunları artık konuşmak istemiyorum dedi. Hadi Allah razı versin, iyi geceler. Amin. Başın sağ olsun Batur. Sağ olun komutan. Çok üzüldüm. Tuncay'ı ben de tanırdım. Karanlık hiç sırası değil biliyorum. Ama başlamamız gerekiyor biliyorsun. Özel yasayla kurulmuş bir birlik söz konusu Ankara'da, tüm gözler üstümüzde. Komutanlık sürekli rapor alıyor. Senin de personelden dosyan onay aldı ve... Komutanım. Ben devam edemem. Allah kahretsin ki ben kendi kardeşimi öldürdüm. Ve herkes hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Sen kardeşini öldürmedin Karanlık. Tuncay Süteğmen şehit edildi. Bunlar farklı şeyler. Özür dilerim komutanım. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ama ben daha fazla konuşamayacağım. İyi geceler. Batur. Hiç olmasa bir göz at. Sadece bak, tamam mı? Sadece bir göz at. Tekrar başın sağ olsun yüzbaşım. Hepimiz ablayım. Karanlık yüzbaşı sabaha kadar ağladı. Evet. Ama onun ağladığını yine kimse görmedi. Kendi evi, baba ocağı o gece ilk kez bu kadar soğuktu. Karanlık yüzbaşı ise hayatında ilk kez bu kadar çaresiz, bu kadar yorgun ve bu kadar karanlıktaydı. O gece batabileceği kadar dibe battı. Tıpkı deniz dibinden atıyla çıkmak için bekleyen kıyamet süvarisi gibi. En derine düşen oydu ama en yükseğe o çıkacaktı. Yüzbaşı Batur Karanlık.
Karanlık yüzbaşının olmaması büyük kayıp Toprak. Kesinlikle komutanım. Ve bu durum elimiz kolumuzu bağlıyor biraz. Haklısın. Hayır, eskiden olsa bir iki tatlı sert söz söylerdik. Hadi bakalım göreve marş marş derdik. Meseleyi çözerdik ama şimdi hal böyle olunca tabii. Tabii. Elimiz kolumuz bağlandı. Buyur. Behram Sabo. Alçağın öndekini. Yani Omris, nasıl böyle edepsiz olabiliyorlar? Şeytanın bile aklına gelmeyecek kahpelikleri yapabiliyorlar. Açıkçası ben daha kötüsünden endişeleniyorum komutanım. Neymiş? Eğer Batur Karanlık özellikle seçilmiş, özellikle hedef gösterilmişse... bunun Türk dünyası acil müdahale timiyle ilgisi olabilir. Eğer öyleyse son saldırı olmayacaktır. Söylediğim mümkün olabilir. Doğrudur. Ama şimdi daha acil vazifelerimiz var. Omris. Komutanla Oğuz timinin yemin töreninin bugün olduğunu raporladık. Ama hala elimizde bir tim komutanı yok. Zaten artık yapacak bir şey de yok. Tufan Yüzbaşı'yı timin komutanı olarak atayacağız. Onunla da devam edeceğiz. Gerekli düzenlemeleri yaparsınız. Komutanım eğer biz... Albay! Gerekli düzenlemeleri yaparsınız. Emredersiniz komutanım. Çıkabilirsiniz. Gidiyor musun evladım? Evet dede. Nereye? Böyle çıkacağım, hava alacağım biraz. Daraldım, duramıyorum burada. Ha, biliyor musun? Senin komutanını bıraktığı dosyayı okudum. O dosyayı ilgilisinden başka hiç kimse okuyamaz dede, hiç kimse. Biliyorum evladım, biliyorum. Hadi biraz otur ha. Dede benim halim yok, bir çıkayım hadi. Oğlum, hatırım için. Hadi biraz otur. Hem merak etme. Akşama kadar ne biliyorsam hepsini unuturum. Hafızam eskisi gibi değil. Ama bazı şeyleri hatırlıyorum. Mesela Kırım Ak Mescid'den Türkçe çıkan bir gazeteyi basıp yakıp iki kişiyi öldürmüşler. Gagavuz Türklerinden bir öğretmeni kaçırıp işkence yaptıktan sonra öldürmüşler. Yakutistan'da Türkleri zoraki göçe tabi tutup yerlerine Rusları yerleştiriyorlarmış. Dede. Kerkük'te nüfus ve tapu kayıtlarını siliyorlarmış. Türkmenistan'ın güney tarafını karıştırabilmek için üç farklı istihbarat teşkilatını alana çıkartmışlar. Dede. Daha Uygur Türklerinden, Kırgızlardan, Batı Trakya'dan bahsetmiyorum bile. Dede yeter. Yetmez evladım, yetmez. Yüzyıllardır uyuyan kartal ilk defa pençelerini çıkarıyor. Ve yıllardır uyuyan kurt ilk defa dişlerini gösteriyor. Ve bunu benim torunum, evladım, üç yıldızlı yüzbaşı Batur Karanlık da yapıyor. Sen bu görevi reddediyorsun. Dede, yeter! Bak, bak evladım. Eğer senin kadar genç olsaydım... ve senin kadar şanslı olsaydım... bu görevi yerine getirebilmek için canımı seve seve verirdim. Ve bu onur benim
Yedi kuşak torunuma da yeterdi. Tuncay'ı ben öldürdüm dede. Kardeşimi ben vurdum. Ha? Ne? Hayatımın en alçakça tuzağına düştüm. Hedef aldığım terörist yerine kardeşimi diktiler. Ben de çekip vurdum. Buradan. Buradan vurdum. Hepimiz için berbat bir gündü. Komutanlar da biz de bitiktik. Sanki atar damarımızı çekip koparmışlardı. Kanımız çekilmişti sanki. Dağda telsizden sesi duyulan o namussuz can evimizden vurmuştu bizi. Karanlık yüzbaşı gelmeyecek miydi artık? Karanlık yüzbaşı. Ortaya her çıkışında etrafta güneşler yakan o adam. Büsbütün karanlıkta mı kalacaktı? Saat 10'da planlanan tören 4'e alındı. Ama karanlık yüzbaşı ortada yoktu. Karanlık yoksa umut yoktu. Karanlık kendi acısında boğuluyordu. Birisi el uzatacak mıydı ona? Birisi ona doğru bir adım atacak mıydı? Affet beni oğlum. Yetim. Yaranın deşip. Yüreğini kanatmak değildi. Çok zor dede. Bu çok zor. ...1944'ü hatırlıyor. Ben 5 yaşındayım. Annem, babam, ablam ve abimle... ...bir gece yarısı zoraki tıkıldığımız... O pis kokulu vagonu hatırlıyorum. Bağırışları, çağırışları. Dipçik darbesiyle kırılan kemikleri. İnsanlar havasızlıktan bir sinek gibi ölüyordu. Ya da açlıktan, soğuktan. Susuzluktan Kırım'dan Özbekistan'a kamplara sürülüyorduk. Emri Stalin vermiş. Ben hatırlamıyorum. 5 yaşındaydım. Sonunda anacım mazgallara yakın bir yerde bir ayaklık yer bulunca beni elleriyle kaldırıp mazgalın önüne getirdi. Yüzümü mazgallara dayayıp deniz havayı içime çekti. Anamın omuzlarındayım. Ama az sonra ayaklarımı bastığım o omuzlar soğumaya başladı. Anam orada canını teslim etti. Sanırsın o küçücük mazgal deliklerinden ruhu uçup göğe gitti. O gün
Mazgaldan dışarı baktığımda birkaç Türk askeri görebilseydim tüm ömrümü verirdim. Ama yoktu Mevlam. O namussuz diktatörü, hayır sen bunu yapamazsın. Kırım Türklerinin canı bizim canımız kadar değerlidir diye. Bir tek Türk askeri olsaydım ömrümü seve seve verirdim. Ama yoktu. Anam, babam, kardeşlerim. Kimsem kalmadı. Madenlerde, çiftliklerde, en ağır işlerde yarı aç, yarı tok hayvanlar gibi çalıştırıldık. Öyle zamanlar oldu ki ellerimin ağrısından günlerce uyuyamadım. Hakarete uğradık, aşağılandık, yok sayıldık. Yanımızda kimse yoktu. 1958'in Mayıs ayında Türk sınırına sokulduk. Kaçacaktık. Arpaçak uzaktan görülüyordu. Sınıra yakındık. Kaçıp uzunumdan kurtulacaktık. Ama kuduz köpekler gibi peşimizdeydi. Daha biz köprüye gelmeden arkadaşım hepsi teker teker canını verdi. Çok iyi hatırlıyorum. Yüzleri gözümden hiç gitmedi. Kırmızı beş gençti. İsmail, Şevket, Temir, Aksun, Belaç. Arpa çayı önümüzdeyim. Öyle ana yurda uzarsam sakin tutacaktı. Arkadaşlarım birer birer can verdi. Ben de vurulup düştüm. Ama nehre düştüğümde, son bir kez etrafa baktığımda o katil köpeklerden ve benden başka kimse yoktu. Bir tek Türk askeri bile yoktu. 29 gün 40 derece ateşle yatmışım. Deniz sazlıklarının arasına bir Azerbaycan Türk'ü kurtardı. Allah muradını versin. Hayatımı ona borçluyum. O zamanlar her Türk kendi derdiyle uğraşıyordu. Yok yokluk zamanlarıydı. Cumhuriyet'in 20. yılında Büyük Dünya Harbi koptu. Türkiye'nin yüreği bizimleydi ama şartlar, koşullar yol vermiyordu. Ama devran döndü. Çağ değişti, karanlık yüzbaşım. Ama şimdi kader benim torunuma diyor ki, karanlık yüzbaşıma diyor ki, dünyanın neresinde olursa olsun, yardıma ihtiyaç duyan bir Türk bulursan, bul onu. Sahip çık. Yardım et. Ama sen bunu kabul etmiyorsun. Keşke o vagonda veya nehirde ölseydim de. Bugünü görmeseydim evladım. Başçavuşum. Komutanım. Batur yüzbaşından bir haber var mı? Maalesef. Allah kahretsin. Tam zamanında oldu bu şerefsiz köpekler. Ne olacak bu durumda komutanım? Yeni komutan belli mi? Hiçbir bilgi yok Burhan. Yani bekleyeceğiz, göreceğiz.
Peşler törenden sonra mı? Öyle olacak herhalde. Hızlı hanım, artık vakit azaldı. Hadi. Doğru. Dikkat! Rahat, rahat, rahat. Rahat olun. Rahat. Tim. 10 dakika sonra tören alanında olun. Kuvvet komutanımıza teşrif edecekler. Hata istemiyorum, anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Tim komutanınız. Tufan Yüzbaşı da karargâha intikal etmek üzere. Herkese başarılar dilerim. Sağ ol! Tim komutanınız kim dedi? Tufan Yüzbaşı diye biri. Tufan mı? Yahu aman ya! O zaman ben de yokum arkadaş. Yok olaydı. Yürü hadi. Komutanım, yeni timin komutanı geldi. Tamam, gelsin. Yüzbaşım. Komutanım. Aramıza hoş geldin karanlık. Sağ olun komutanım. Timin de geliyor. Hoş geldiniz Bayli. Sizi görmek... Yani sen bütün bunları bir Türk kadının yaptığını mı söylüyorsun? Ama Bayli, o bir albaydı. Eğitimli bir askerdi. Utanıklama. Evet. O sırada sen ne yapıyordun? Bayli, elimden geleni yaptım. Çok çaba gösterdim. Boğazın acıyor mu? Evet mi? Onların Atatürk'ü, Nahçıvan'ı neden ısrarla istedi biliyor musun? Lanet bence bir boğaz! Tıpkı senin boğazın gibi! Türkiye'yi onlara, yani Orta Asya'dakilere bağlayan boğaz! Ve sen o boğazı tutamadın. Üstelik bir tek kadına karşı. Hem de tek bir kadın. Boğazı tutamadın. Geberdiğinden emin olmak istiyorum. Kafasına sık. Herkes her yeri araştırsın. İşe yarar her şeyden haberim olacak. Çabuk! Tüm bu gereksinimler doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisimizin almış olduğu karar ve yasa gereğince Türk dünyasının her noktasındaki krizlere çözüm oluşturabilecek, müdahale edebilecek ve etkili sonuçlar alabilecek birliğimizin temellerini atmış bulunmaktayız. Şimdilik sınırlı sayıda personelle yola çıkılan bu birlik, Türk dünyasının ileriki yıllarda atacağı adımlar için bir ilk basamak oluşturacaktır. Dileğimiz odur ki, diğer soydaş toplulukların ve devletlerin de katılımıyla birliğimiz büyüyecek, etkinliğini arttıracak ve gelecek yıllarda
Türk dünyasının yeni çağında işaret fişeği oluşturacaktır. Komutanlarım, Oğuz Timi'nin yemin törenini arz ederim. Oğuz Timi! Ant için yerlerinize! Marş, marş! Ben Türk dünyasının ezeli ve ebedi askeri Mehmetçik olarak... Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarına ve askerlik onuruna bağlı kalarak... Türk dünyasının barış, huzur ve güvenliği için elimden geleni yapacağıma... Ve bu uğurda yılmadan savaşacağıma... Tüm Türkistan'ın bağımsızlık ve özgürlüğünü canımdan ileri bileceğime... Ve onun değerlerine sadakatle hizmet edeceğime... Şerefim ve namusum üstüne and içerim. Ne mutlu Türk'üm diyene. Komutanım. Dokuzumuz. Andımız kutlu olsun. Sağ ol. O törende and içtik. İşte o zaman denizin dibinde uyuyan dokuz atlının yavaş yavaş su yüzüne doğru çıkmaya başladığını hissettim. O gece yarısına kadar izinliydik. Tost yedik, kestane aldık. Hatta bir kahvede maça takıldık. O gece yarısı, dokuz Oğuz ilk defa kurt ininde bir araya geldik. Çok önce bu savaşa başlamış büyük adamları gördüm. Ve anladım ki Dokuz Oğuz'un çağı başlamıştı. Dokuz Oğuz bizdik. Thank you.
Oturun, oturun. Afganistan'ın 10 yıllar boyunca küresel güçler tarafından nasıl istikrarsızlaştırıldığını benim size anlatmama gerek yok. Hepiniz biliyorsunuz zaten. Ama işin bizi ilgilendiren boyutu daha büyük bir tehlike. Özbekistan sınırı. Burada konar göçer Türk aşiretleri yaşıyor ve mevsimlere göre yaylalarda yer değiştiriyorlar. Onlar için hangi ülkenin sınırında oldukları çok önemli değil. Ziya Samir. Ona paralı terörist diyebiliriz. Kim için çalıştığı, hedefinin kim olduğu onun için hiç önemli değil. Afganistan'daki otorite boşluğundan yararlanıp buraya yuvalanmış. Şimdi bu adamın bölgedeki Türk konar göçerlere yönelik bir katliam hazırlığında olduğu bilgisi geliyor. Eğer bu olursa bu kritik bölge cehenneme döner. Ve Özbekistan ve Afganistan arasındaki koridorda 10 yıllar sürecek bir çatışmanın fitili ateşlenir. En önemlisi de soydaşlarımız bundan büyük, büyük zarar görür. Komutanım, intikali nasıl sağlayacağız? Pakistan'dan nakliye uçağıyla geçeceksiniz ve oradan paraşütle ineceksiniz. Anlaşıldı komutanım. Oğuz Timik. Göreviniz bu teröristi etkisiz hale getirmek, soydaşlarınızı korumak ve bundan sonra böyle bir şeye kalkışacak olanlara net bir mesaj vermek. Sorusu olan var mı? Anlaşıldı komutanım. Başarılar dilerim. Yolunuz açık olsun. Sağ ol. Gidebilirsiniz. Uzman erler, siz kalın. Emredersiniz komutanım. Okan ve Yaşar. Kuzey Irak'ta olanların bütün ayrıntılarını duydum. Olağanüstü bir iş çıkardınız, aferin. Sağ olun komutanım. Gidebilirsiniz. Merak etme. Dünya unutmuş burayı, dünya. Burası benim gibi bir adamı bile korkutuyor. Ya anlattım sana ben bak, daha önce de anlattım. Sen bana dolarları getireceksin. Ben de konar göçerlerin kafasını. Meraklanma, çok kafa var burada. Sen parayı getir, gerisi kolay. Haydi. Ne kadar daha var bu lanet çadırlara? 2-3 saat. Oo, 2-3 saat. Çok çalışıyorum ben ya. Çok. Batur, indiniz mi? İndik komutanım. Her şey yolunda. Batur, çok dikkatli olmanızı istiyorum. Tamam mı? Daha işin başında yara alırsak bize bağlanan umutları söndürmüş olursun. Şunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Tüm Türk dünyasının gözü bizde. İlk adım atıp ayakta kalırsak yüzlerce yıllık düşümüz gerçek olacak. Tamam, Allah yardımcınız olsun. Sağ olun komutanım. Timur. Emredin komutanım. Hemen yönümüzü belirle, mesafeyi belirle. Emredersiniz komutanım. Ercan. Komutanım. Paraşütleri saklayın, iz kalmasın. Oraya sazlıkla. Emredersiniz. Evet. Evet. Süper. Çabuk çabuk. Komutanım. Yaklaşık 2 saat kuzeydoğu yönüne gideceğiz. Arazi yapısı kumlu, sarp taşlık. Tamam. Hadi hazırlan. Emredersin. Hızlı. Komutanım. Oğuz! Aralıklı nizam. Sessiz. Gidiyoruz.
Kimsiniz? İndir silah. Topla, topla, topla. Herkesi topla çabuk. Acele edin, acele edin. İtaat etmeyi öğreneceksiniz. İtaat etmeyi öğreneceksiniz. Çabuk acele edin, acele edin biraz. Kim bu obanın sorumlusu? Benim. Gel buraya ihtiyar. Gel, gel, gel. Burada sizin gibi kaç tane oba var? Çok. Çok. Hepsine söyleyeceksin. Bir an önce defolup gidecekler buradan. Biz bu yaylalardan gidemeyiz. Gidersek ölürüz. Asıl kalırsanız ölürsünüz. Kaç erkek çocuk var? Hayır, yapma. Kaç erkek yapma. Çocuk var? Dedim sana. Yapma, bunu yapma. Söyleme, söyleme. Bak, senet o zaman, senet. Toplayın bütün erkek çocuklarını. Yakın yapma. Her tarafı. Taş taş üstünde kalmayacak. Yapma. Nasıl, güzel oldu mu? Ha, güzel oldu mu? Şimdi bana söyle. Şimdi bana söyle. Bir daha buraya geldiğimde burada olacak mısınız, olmayacak mısınız, olmayacaksınız. Yine gelirim, anladın mı? Gelirim. Bütün kız çocuklarını toplarım bu sefer. Anladın mı? Sizin de gırtlağınızı keserim. Ne yapacaksınız? Defolup buradan gideceksiniz. Gideceksiniz buradan. Herkes Ziya Samir'in kim olduğunu öğrenecek. Kaç çocuk var? 20 kadar. 20. 500'den 20. 10 bin dolar. Kısa günün kârı. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Yol çekmiş. Yine mi düştü bu lanet kayalar? Ne yapalım, açalım mı yolu? Durun, durun, durun. Uzak olabilir bu. Plan değişti. Aşağı yoldan gideceğiz. Yıkın geçin.
Oğuz. Her yer karanlık. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? İn lan aşağı! Umay, çocuklara yaklaşan olursa vur. Emredersiniz komutanım. Teğmenim, o bunların lideri. Onu canlı istiyorum. Emredersiniz komutanım. Demek daha taşı bombalayan sendin ha. Aferin. Kafan çalışıyor. İyi de kimsiniz lan siz? Soruları ben soracağım. Ama önce bir yere gitmemiz lazım. Hadi. Dur dur komutan dur. Anlaşabiliriz. Bak bende para çok. Tanıdığım adam çok. Çok konuşma çok. Komutan, iyi düşün. Seni altına boğarım. Baş çavuşum. Gel. Bakın çocuklara bakın. Değil. Siz Türksünüz. Çok şükür. Evet. Türklermiş. Geçmiş olsun. Ziya Samir'in adamları. Gece burayı bastılar. Çok adam öldürdüler. Çocuklarımızı götürdüler. Ziya Samir. Okan! Umay. Bu mu Ziya Samir? Evet. O namussuz. Oh. Çek. Otur çek. Merak etmeyin. Çocuklar iyi. Thank you.
Günü'yü götürecekler. Orada çok kötü bir şey var asker. Çok korkunç bir adet. Çocuklardan köçük yapacaklar. Mal gibi alıp satacaklar. Oynamaları için zorlayacaklar, sonra fuhuş alışacak. Tecavüz yapacaklar küçük çocuklara. Baça baze olur, anladın? Onu o kadar öfkeli hiç görmedim. Gözlerinde nefret vardı. Karanlık yüzbaşının o bakışlarını kim görse o adamların yerinde olmadığı için dua ederdi. Ercan. Komutanım. Bana kumaş bul. Anlamadım komutanım. Bana kumaş bul Ercan. Süslü, pembe. Emredersiniz komutanım. Kanaya. Kanaya! Kalk! Çöz şunu. Çöz lan! Bağla lan şunu belle. Komutan yapma bunu. Bağla! Bak Amerikalılarla çalıştım, Ruslarla çalıştım, Çinlilerle çalıştım. Harika bir kariyer. Bağla! Komutan çok param var diyorum sana. Yapma bunu. Sana! Komutan. Bağla dedim. Bağla! Ay bunu komutan yapma bunu bana. Yapma bunu bana. Oyna. Komutan yapma. Çok param var diyorum. Yapma ne olur. Ne olursun yapma komutan. Yapma bunu bana, yapma. Yapma bunu. Yapma bunu komutan. Komutan para veririm sana. Çok para veririm. Yapma komutan. Tırma bunu bana komutan. Yapma. Yapma. Çocuklardan yapma, köçek yapacak. Mal gibi alıp satacaklar. Oynamaları için zorlayacaklar. Sonra fuhuş alışacak. Tecavüz yapacaklar küçük çocuklara. Yapma ne olur, yapma bunu bana. Komutan, yapma ne olur, yapma bunu bana. Yapma. Yapma komutan. Komutan, iyi düşün komutan. Para diyorum komutan. İyi düşün, yapma bunu bana. Yapma komutan, yapma bunu bana. Komutan, iyi düşün komutan. İyi düşün komutan. Bundan böyle hiç kimse çocuklarımıza dokunmayacak. Timur! Orada, Özbek ve Afgan dağlarının kesiştiği yerde hayatımın en anlamlı nöbetini tuttum. Kadınlar, çocuklar ve adamlar uzun zaman sonra ilk kez kendi askerlerinin silahlarının gölgesinde huzurlu ve mutlu bir uyku uyudular. Bizimle harika yemekler yediler. Bize sıcacık çaylar sundular.
Çocuklarla yıldızlara baktık. Gece çökerken karşı tepelerde bir kurt sürüsü vardı. Dilleri dilimiz, gözleri gözlerimizdi. O gece 9 Oğuz'un bu yola neden çıktığını anladım. Keşke daha uzun kalsaydınız yüzbaşım. Burada olmanız çok güzeldi. Siz çok sağ olun, var olun. Bundan sonra iletişimde olacağız zaten. Evet. Size yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız. Sağ olun. Konukseverliğiniz için asıl siz sağ olun. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Teğmenim. Hazır mıyız teğmenim? Hazırız komutanım. Bir araç var Tim. Güneydoğu 210 derece. Durdur. Oğuz, aracı durdur. Emredersiniz komutanım. Yok yok. O bizim çerçibaşı. Hüsrev o. Tehlikesizdir. Garibandır. Tanıyorsun yani? Evet tanırım. Yıllardır gelip gider. İncik, boncuk, gaz, çakmak taşı, kumaş filan satar. Oğuz, geçişe izin ver. Herkesin eli tetikte olsun. Emredersiniz komutanım. Devam et. Gözünüzü dört açın. Emredersiniz komutanım. Hoş geldiniz. Safa geldin. Misafirleriniz varmış ağa. Var ya. Hoş geldiniz. Biz de misafir oluruz. Tabii. Gel kızım gel. Komutanım, acilen operasyon merkezine gelmeniz gerek. Ne oldu Asbay'ım? Görüntü aldık, çok acil. Oğuz Demir şu noktada komutanım. Evet. Etrafları tamamen sarılmış durumda. Allah kahretsin. Çok kalabalık bir grup komutanım. Allah bana karanlık yüzbaşı bulun. Hemen, hemen, hemen. Komutanım, ne yapıyoruz? Hadi Tim'i toparla Yiğit. Çıkalım. Emredersiniz komutan. Başlıyor şunu. Siz de bunu alın. Yok. Bana göre olduğunu sanmıyorum, sağ ol.
Hemen benimle araca gelmeniz lazım. Ne diyorsun sen? Çok önemli, hemen. Komutanım. Doğmuş albay komutanım. Komutanım. Karanlık. Karanlık, duyuyor musun beni? Etrafınız kuşatıldı. Oradan derhal başka bir çıkış yolu bulmanız lazım. Komutanım, sesiniz gelmiyor. Batur, hemen çıkmanız lazım oradan. Hemen diyorum sana. Komutanım, sesiniz gelmiyor. Bağlantı zayıf. Komutanım. Komutanım. Batur! Allah kahretsin. Bağlantı kurulana kadar denemeye devam et. Kahretsin. Komutanı uyarın. Beni duyan var mı? Bana hemen Ankara'yı bağlayın. Tomris Albay'dan hemen haber almak istiyorum. Hemen. Emredersin komutanım. Bak, işim var ve... Ölüm kalım meselesi. Hemen gel şu araca. Yüzbaşı. Dediğimi yap.